Alper, ağzındakini yut. Hemen efendim. Suyunu iç. Hemen. Hanımlar, çok iyi dinleyin Alper'i. Bakalım. Arada girmek istediğinizde lütfen girebilirsiniz söze. Tabii ki girebilirsiniz. Buyurun. Ben sizin cümlenizi nasıl kesiyorsam siz de kesebilirsiniz. Ben pırasalı börek daha önce yedim. Ama pırasalı Arnavut böreği hayatımda ilk kez yiyorum. Baharatı beni rahatsız etti. Tuzunda falan hiçbir sorun yok. Yani sadece keserken biraz sıkıntı yaşadım. O da herhalde pişmediğinden dolayı. Evet. Ama pişseydi ben 10 üzerinden 10 verirdim bu yemek için. Evet. Çünkü pırasa çok yakışmış. Pırasanın lezzetini de çok güzel aldım. Ama baharatı pul biberden de. Pul biber beni rahatsız etti. Biraz fazla geldi. Evet, biraz fazla oldu. Evet. Eleştiri yapamıyor diyenlere tag life olsun bu. Hepinize tag life. Hatta tag life müziğini de veriyoruz. Dararara. Tag life geldi hepinize. Vuruldum ya şu anda. Şebeke, sizi çökerteceğim teker teker. Teker teker sizi çökerteceğim şebeke. Alper Bey, hayırdır ya size? Yarın büyük sunumda. Kolay, kolay. Tamam, yarın konuşalım bunu. Olur mu Alper Bey? Şebeke. Şovunuzu yarın şebeke. Şov değil, gerçek bu. Tamam, şu hareketinizi unutmayın üçünüz. Tamam, böyle. Okey, çok haklısınız. En çok siz haklısınız. Onu hak ettin. Sen hak ettin. Tamam Seda. Sen sultana çarpı attın, onlar da hepsi sana. Şimdi ben bir şey sorabilir miyim? Alper Bey şef ama nasıl olmuş da bugüne kadar hiç Arnavut böreği yememiş? Seda Hanım, şimdi şöyle, yani ciddi bir şekilde söyleyeceğim. Şefiz diye ya da aşçıyız diye... Bak ciddi diye... konuşuyor, ne kadar tatlı oluyorsun. Gerçekten. Evet, ciddi. Evet, ciddi ciddi. Evet. Elinizi bir... Evet. Gerçekten ciddi ciddi konuşmak ne güzel, demin yorum yaptın ciddi ciddi. Şefiz diye her şeyi yemek zorunda değiliz. Benim de yemediğim şeyler var. Mesela? İşte örneğin pırasalı Arnavut böreği gibi. Ama siz zaten patatese de bakliyat demiştiniz. Domatese sebze demiştim, hatırlıyorum. Domates meyve ama. Siz meyve dediniz, ben bana göre sebze dedim. Siz literatürden girdiniz ama biz şef... Patates bakliyatı sanırım sizde. Biz de bir insanız yani, yemediğimiz şeyler olabilir. Dış ses kendisine bir şey sorabilir miyim Alper Bey'in? Sorun buradayım, niye dış sesten izin alıyorsunuz? Kendisini bölmek istemedim konu dağılmasın diye. Belki sormak istediği şeyler olur diye. Söyleyin lütfen. Sakıncası var mı? Benim sorulara karşı sakıncam yok. Dilediğinizi sorabilirsiniz. Buyurun. Şimdi diyorsunuz ya hani şefiz diye her şeyi yemek durumunda değiliz diye. Tabii ki. Hani madem şefsiniz ya. Evet. Niye her şeyi çok iyi biliyormuş gibi yorum yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, her şeyi çok iyi bildiğimi düşünmüyorum. Benim de eksiklerim olabilir ama az çok yemekten anladığımız için, yemeğin içinde olduğumuz için bir yorum yapabiliyoruz. Tabii siz... Ama işinize gelince diyorsunuz ki, hayır, ben mesela bunu şöyle, yemedim. Ben şunun kesinlikle yemedim. Farkındayım. Hani Birgül Hanım'ın mesleği belli, sizin belli. İşte büyüğümüz Semra Hanım. Hanımefendi bir meslek tanımlayamıyorum. Ama asistan. Asistansınız, evet. İleride benim asistanım olabilirsiniz ileride. Ay Allah korusun. Evet. Farklı dünyalarda. Tamam, sadede gel. Sonuç olarak ne diyecektim ya? Gerekli. İyi dinlemiş olsaydınız. Kesinlikle. Ha, benim de yemediğim şeyler olabilir yani. Tamam. Haklı olarak. Hı hı. Ama bildirmişçesine yorum yapıyorsunuz yani. Ama en azından sebzeyi, meyveyi bildiğiniz için bağdaşlaştırıp sizin bir yorum yapıyorum. Peki, yorumunu yaptı. Dedi ki iç harcını beğendim ama acı olmuş. Evet, eğer bu börek olması gerektiği gibi olsaydı benim puanım 10'du. Tabii, kesinlikle. Ama çiğ kalmış dedi. Tabii. Doğru mudur? Özetledim. Doğru. Birgül. İç harcı haricinde börek hamuru bir şekilde olduğundan dolayı sadece ucundan tatmak zorunda kaldım. Emeğinize sağlık. Keşke pişmiş olsaydı. Evet. Afiyet olsun. Anlatsana ne oldu? Pişmemiş diyorlar. Yani pişmedi çünkü fırın. Dediğim gibi ben kullanma... Benim evim olmadığı için yani açtım. Derecesini de evdeki gibi açtım ama her fırın tabii ki farklı olduğu için böyle oldu. Güzelim el açma. El açma, evet, bir emek çok fazla, çok ama güzel işte ama olmadı, pişmedi. Bence hiç fırını suçlamayalım. Suçlanması gereken biri varsa o kendini biliyor. Son 10 dakika kala böreği fırına verdiniz. Doğru söylüyorsunuz çünkü ben dakikalara bilmediğim için ne zaman attığımı bilmiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Oysa ki hamurunu çok güzel açmış. Evet, evet, çok evet, güzel açıldı. Çok ama güzel bir emek var. Hamurun tadı da güzel. Keşke pişseydi. Evet. Sultancığım,
Ben de arkadaşıma katılıyorum Seda'nın. Gerçek virgül. Bana tabii ki de. Hangisi diye bir soru. Siz de yani karşısında kala kala Alper Bey gibi olmayın. Estağfurullah. Seda Hanım, ben de Birgül Hanım'a katılıyorum, söylemiştim zaten başta da. Altı da üstü de pişmemiş. İç ağacı güzel ama pişmediği için tadını ben de alamadım hamur. Ama yine de elinize sağlık. Tadı tuzu güzel, ben beğendim. Nergis. Ben Seda Hanım, öncelikle şunu demek istiyorum. Hani karakterleriniz, kişiliğiniz bir yana... Vallahi ilahi hak, ilahi adalet diyorum. Benim günümde ben ilk gün yarışmacısıydım. Hep bunu söylüyorum ama... Hiçbiri de anlayışla davranıp üstüme geldiler, oynadılar. Şimdi bir bakıyorum, güzel Rabbim, yanlış anlamayın Birgül Hanım, birinin elektriğine bir şey olmuş, ertesi gün birinin doğalgazına bir şey olmuş, birinin fırınına, maalesef. Yarın inşallah sularınız kesilmez. İnşallah. Vallahi şimdi ben bütün devlet kurumlarıyla görüşmelerimi yaptım. Şüphesiz. Ne elektriğim ne suyum kesilir. Hatta jeneratörüm bile var. Tank bile su tankı bile koyacağım ki sizin ağzınıza laf vermemek tabii için. Tabii ki. Bir de yemek yapabilseniz. Şebeke kimle uğraştığınızı bilmiyorsunuz siz. Seda Hanım. Şebeke sizi. Yorumlarınız nedir? Yemezler şebeke. Öyleyse çok merak ediyorum. Alper Bey'in konuşmasına aldanmayın. O en fazla küveti doldurur. Seda Hanım, efendim? Yarışmanın ilk gününde hanımefendinin masasında... Göstermenize gerek yok. Gözünüzle bakmayın. Nergis Hanım'ın evinde başlayan deprem zinciri küçük zelzelelerle devam etti. Bugün depremin son günü. Yarın insanlık için huzur dolu bir gün olacak arkadaşlar. Çünkü bitiyor, sizden kurtuluşuruz. Yalnız şöyle. İnşallah deniz biter de bize rahat edersin. Depremin artçıları bende başlamadı. Yorumuna devam et tatlım. Lütfen yorum. Evet tatlım, yorumu Nergis. Seda Hanım, siz haklısınız, hemen yorum yapacağım da Alper Bey size ne oluyor? Estağfurullah. Yorum lütfen derken ne oluyor? Karışmıyorum. Lütfen. Tamam. Zahmet olacak biraz. Açıklayın artık. Açız, ana yemeğe geçeceğiz lütfen. Çok özür dilerim. Kendinizi uzatıyorsunuz. Tamam, susuyorum. Buyurun. Bir şey söyleyeceğim, bölüyorum, kusura bakmayın. Fark ettiniz mi bir şeyi? Neyi? Hiçbirimiz sizin yorumunuzu devam ettirmiyoruz. Herkes kendi fikrini beyan ediyor. Tabii böyle olması lazım zaten. Peki haftanın başından beridir niye hep benim fikrime katılıyorsunuz? Ben sizin hep fikrinize katılmadım. Tesadüf çarpışmıştır fikirler. Ben özgür bir bireyim. Tesadüf, kesinlikle. Fikirler çarpışırsa aynı fikir olur mu? Olmaz. Aynı fikir olabilir. Fikirler çarpışırsa zıt olmaz mı? Hayır, fikirlerimiz belki aynı yola girmiştir, uyuşmuştur. Eşleşti.